Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni soru videosuyla karşı karşıyayız. Hemen başlayalım. Bir kavşakta trafik ışığı kırmızıdır. Trafik görevlisi geç demektedir. Mavi araç ne yapmalıdır? Işığın yeşile dönmesini beklemelidir. Geçmelidir. Polis memuruna ışığın kırmızı olduğunu söylemelidir. Durmalıdır. Ve polis memurunun gerçekten geçmesini istediğinden emin olmalıdır. Doğru cevabımız B şıkkı, geçmelidir. Bakın, trafik ışığı kırmızı yanıyor değil mi? Biz kırmızıda duruyoruz. Ama trafik görevlisi bize geç diyorsa eğer, biz niye biliyorduk? Bir kavşakta trafik polisi varsa önce ona uyarız. Trafik polisi yoksa ışıklar vardır, ışıklara uyarız. Işıklar yoksa levhalar vardır, levhalara uyarız. Levhalar da yoksa yol işaretlemeleri vardır, onlara uyarız. Ama bu söylediğim şekilde de sıralamayı soruyorlar arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi. Trafik polisi geç dediyse eğer geçiyoruz. Kırmızı ışığın yanması bir şey teşkil etmiyor. Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? 30, 40, 50, 60. Doğru cevabımız A şıkkı, 30 gün içerisinde bildirmek zorundayız. Ve şunu hatırlayalım, LPG'li araçların çevreye kirletme oranı daha düşüktü. Bu da LPG'li araçların üstünlüklerindendi. Ve sınav tabiyle gidiyoruz yine. LPG'li araçlar kapalı otoparka kabul edilmiyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? Soruyu çözelim, daha sonra açıklamalı bakacağız. 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması, baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması, bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması, bebeğin ilk yardımcının bir kola üzerine ters olarak yatırılması. Birazdan videosunu izleyip göreceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması olacaktı. Şimdi hemen şöyle inelim ve videoyu da oynatalım, birkaç bir şey söyleyelim. Şimdi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolun açılması için bebek ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılıyor. Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranıyor ve 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, yani kürek kemiklerinin arasına hafifçe vuruluyor arkadaşlar. Diğer kolun üzerine başı elle kavranılarak sırt üstü çevriliyor ve yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılıyor. Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırt üstü tutuluyor ve 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına baskı uygulanıyor. Cisim çıkana kadar bu şekilde devam ediliyor. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hamzemen geçit, karayolu demiryolu, kontrolsüz demiryolu, tramvay hattı. Doğru cevabımız D şıkkı, tramvay hattı olduğunu bize bildiriyordu. Tramvay nasıldı? Şu anki gördüğünüz gibi değil mi? Şu anda levhasını görüyorsunuz. Zaten birebir aynısı gibi arkadaşlar. Bize tramvay hattını bildiriyordu. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır? Motor yüksek devirde çalışırken radyatörün basıncı düşürülmeden vantilatör kayışını gevşettikten sonra yavaşça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yavaşça döndürüp radyatör basıncını düşürerek açmamız gerekiyordu ve radyatör soğutma sisteminin bir parçasıydı değil mi? Motordan gelen sıcak suyun bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri, petekler aracılığıyla soğutan parçayı biz radyatör diyorduk arkadaşlar. Yavaşça döndürüp radyatör basıncı düşürülerek kapağı açılıyordu. Bir de şunu bilelim. Aracın hararet yapmış olduğunu düşünün. Bakın, araç hararet yapmış. Radyatördeki su eksilmiş değil mi? Çünkü araç hararet yaptı. Radyatöre su eklemeden önce bizim ne yapmamız gerekecekti? Motorun soğumasını, değil mi? Soğumasını beklememiz gerekecekti. Hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerini diğer araçların ikaz etmek amacıyla yanar? Sis lambaları, park lambaları, fren lambaları, iç aydınlatma lambaları. Rengini de birazdan söyleyeceğim. Doğru cevabımız C şıkkı, fren lambaları olacak. Bakın, yavaşlıyoruz, duruyoruz değil mi? Bizim fren lambalarımız sanıyor. Ha, bunlar akşam daha çok belli olur. Hava kararınca daha çok belli olur ama hangi renk yandığını da soruyor Milli Eğitim. Fren lambaları kırmızı yanar arkadaşlar. Vites aldık, geri taktık, geri gideceğiz. Geri vites lambalarımız da bizim beyaz renk yanıyor. Renklerini de soruyorlar. Şimdi fren üzerinden gidelim mi? Fren pedalı üzerinden gidelim dilerseniz. Fren pedalına basıyorum. Fren lambalarım yanmıyor. Sebebi ne olabilir sizce?
Fren pedalına basıyorum. Fren lambalarım yanmıyorsa eğer, işte sebebi bizim için önemli. Fren müşiri arızalı arkadaşlar, bunu asla unutmayın. Hangisi köprü yaklaşımı? Sağ, sol iş gösteren işaretleri dikkatli bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Köprünün sağ ve sol tarafında olur arkadaşlar. Şu anki levhamız A şıkkı kontrolsüz demir yola geçidi. B şıkkı virajdı. C şıkkı demir yolu hamzemin geçit sağ sol şeklindeydi. Aşağıdaki kemiklerden hangisine kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür? Kol kemiği, kalça kemiği, uyluk kemiği, kaburga kemiği. Doğru cevabımız D şıkkı kaburga kemiği olacak arkadaşlar. Bir de şunu bilin, kaburga kemiği kırıklarında hangi pozisyonu verildiğini soruyorlar sınavda. Yara oturuş veya oturuş pozisyonu veriliyor kaburga kemiği kırıklarında. Ve kırıktan bahsedelim biraz. Herhangi bir nedene bağlı olarak kemiğin anatomik bütünlüğü veya kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasını kırık diyoruz. Bakın anahtar kelimemiz bunlar aslında. Kemiğin anatomik bütünlüğü veya kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına biz kırık diyoruz. Bazen de şöyle soruyor milletim. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir diyor. Ne bozuldu? Kemik bütünlüğü. O zaman kırık diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? Frenler, lastikler, yakıt seviyesi. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı, yani yukarıdakilerin hepsi frenler, lastikler ve yakıt seviyesi iyi durumda olması gerekiyordu. Bir de aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklar var. Onlardan bahsedelim. Tamam aslında odaklı gidiyorum. Lastik hava basınçlarını kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yakıt seviyesini kontrol etmemiz gerekiyor. Aydınlatma ve sinyal sistemi düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu, bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ön koltuklar, kafalıklar ve aynaların beden ölçülerine uygun olarak ayarlanmadı. Yine bu da kontrol edilmesi gerekiyor. İşte bu saydıklarım aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandı. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında hangisi yapılmalıdır? Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı. Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli. Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı. Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı. Doğru cevabımız C şıkkı, kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulması gerekiyor. Çünkü tehlikeli madde taşıyan bir araçtan bahsediyoruz ve tehlikeli madde taşıyan araçlar boş olarak seyrederken kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla da gitmeli arkadaşlar, bunu unutmayın. Bir de yangın söndürme cihazını soruyorlar sınavda, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile alakalı. Aracın neresinde bulundurulmalı diyor. Biz neyi biliyorduk? Yangın söndürme cihazı hangi araç olduğu fark etmiyor. Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde, yani görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde bulundurulması gerektiğini biliyoruz. Tehlikeli madde taşıyan araç diye de belirtilse de yine cevap aynı. Hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz? Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak, kusmasını sağlamak, temiz havaya çıkarmak, sıcak tutmak. Doğru cevabımız B şık olacak. Kusmasını sağlamak olacak. Şimdi arkadaşlar, egzoz gazı zehirlenmesi hangi yol ile oluyor diye milletim, solunum yoluyla oluyor değil mi? Hele ki kapalı otoparklarda, hani oralarda egzoz gazına daha çok maruz kalırsınız. Yani egzoz gazı zehirlenmesi solunum yoluyla gerçekleşiyor. Hangi pozisyon verildiğini soruyorlar ya. Bakın biz neyi biliyorduk? Solunum zorluğu çeken kişileri biz yere oturuş pozisyonu veriyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha, kişi bayıldıysa eğer ve bunun yanında bir de kusma varsa, işte o zaman bu pozisyonu veremeyiz değil mi? Yan yatış pozisyonu vermemiz gerekiyor. Şunu bilelim. Solunum durulmasının nedenlerini bir öğrenelim. Suda boğulma. Bakın, solunumu durdurur. Zehirli gazların solunması solunumu durdurur. Solunum yolunun tıkanması, bilinç kaybı yaşayan kişinin dilinin geriye kaçması. Değil mi? Çünkü biz neyi biliyoruz? Kişi bilincini yitirdiyse eğer dil geriye kaçıp kendi kendini boğabiliyordu arkadaşlar. Peki solunum durursa ne olur? Yine onun üzerinden gidelim. Dudaklar morarır. Göğüs hareketleri kaybolur. Nefes alma verme sesi duyulamaz. Göz bebekleri ne olur? Büyür mü küçür mü? Hadi size sorayım. Kişi nefes alamıyor. Büyür değil mi göz bebekleri? Hadi bakalım 12.
Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır? Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Şıklar 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 ve 3. Söyleyeceklerim önemli. Lütfen dikkatli dinleyin. Doğru cevabımız. D şıkkı, yani yukarıdakilerin hepsi olacak. Şimdi 8 tane madde vereceğim size ve hepsi de ayrı ayrı 8 tane sınav sorusuna denk arkadaşlar. Şimdi asli kusur denilince hata ve kusur arayacağız biz, değil mi? Geçme yasağı olan yerlerden geçiyorum ben. Bakın, yasak olan bir yer var. Ben oradan geçtim. Bu bir hata değil mi? Ha, o zaman bu bir asli kusur. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymadım. Asli kusur. Karşı şeridi ihlal ettim. Bakın, karşı şerit değil mi? İhlal ettim. Bu bir asli kusur. Arkadan çarptım. Asli kusur. Araçlar park etmişti. Gittim ben araçlara çarptım. Ne bu? Yine asli kusur. Kırmızı ışıkta trafik işaretini veya yetkili memurun dur işaretine durmam gerekiyordu. Bana dur denildi. Ben durmadım. Geçtim. Bu neydi? Asli kusurdu. Doğrultu değiştirme manevraları yanlış yapmak neydi peki? O da yine asli kusurdu. Peki, bölünmüş karalındayız arkadaşlar. Öndeki araca arkadan çarptım. Neydi bu? Yine asli kusurdu. Motor çalışmazken akünün görevi hangisidir? Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak, diferansiyeli çalıştırmak, yağlamayı sağlamak, vites kutusunu çalıştırmak. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmaktı. Akünün görevi marş motoruna ilk hareket için elektrik vermekti. Unutma, bakın ne veriyor? Elektrik veriyor. Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek akünün görevleri arasındaydı arkadaşlar. Peki, akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olacaktı? Üzerinde olacaktı değil mi? Kaç santimdi? 1 santim olacaktı. Peki ben akünün, akü şarjının iyi durumda olduğunu nereden anlayacağım? Bir rengimiz vardı bizim. Neydi o? Yeşil değil mi? Akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren rengimiz yeşil renk arkadaşlar. Unutmayın onu da. Şimdi sınavda soruyorlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Durmanın yasak olduğunu, motorla taşı trafiğine kapalı yolu, sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu, tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini. Doğru cevabımız. C şık olacak. Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu, yani gerekmedikçe, çok zorda kalmadıkça kornaya basmıyoruz. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için hangisi yerleştirilmelidir? Yangın tüpü, üçgen reflektör, beyaz renkte taş, teneke veya bidon gibi malzemeler. Doğru cevabımız. B şıkkı, üçgen reflektör koymamız gerekiyor. Kaza yapan aracın önüne ve arkasına. Bir de şunu bilelim. Yıldızlı bir notumuz olsun hatta. Tepe üstüne yakın yerlerde veya dönemeçlerde arızalanan aracın önüne ve arkasına en az kaç metre uzağa yansıtıcı koyacaktık biz? 30 metreydi değil mi? 30 metreyi unutmuyorsunuz. Ve koyduğumuz bu yansıtıcı diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilecekti? 150 metre mesafeden görülebilecekti arkadaşlar. Ve aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek şekilde kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz koymalıydı. Sanırım bir sene olmadı ama yoldayken aracın bir tanesi arızalanmış. Teneke, bidon gibi malzemeler yerleştirmişti üçgen reflektör yerine ve orada ben o görüntüyü gördüğüm zaman hemen bu soru benim aklıma gelmişti. Yani teneke, bidon değil, üçgen reflektörü yerleştirmeniz gerekiyor. O da zaten araçta bulundurulması zorunlu olan bir şeydi, biliyorsunuz. Hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? Bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız C şıkkı, far anahtarındaki olacak. 17'deyiz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar, olur mu? Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. A şıkkı fren balatı uyarısı. C şıkkı el freni çekili veya hidrolik seviye düşük anlamında. D şıkkı şarj ikaz şeklindeydi. Hangisi aracın istenilen yine kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? Marş sistemi, yakı sistemi, ateşleme sistemi, direksiyon sistemi.
Doğru cevabımız. D şıkkı direksiyon sistemi olacaktı. İstenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlardı. Peki direksiyon zor dönebilir mi? Dönebilir. Hadi ona değinelim. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa eğer, lastikler aklınıza gelsin olur mu? Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden az ise aracının direksiyonu zor dönüyor arkadaşlar. Bunu da sınavda milletim soruyor. Peki direksiyonun titremesi dersem ona da şunu diyeceğiz. Lastik değişiminden sonra balans ayarı vardı değil mi? Yapmamız gerekiyordu. Biz balans ayarını yapmazsak lastik değişiminden sonra belirli bir hızdan sonra direksiyon titriyor arkadaşlar. Bunu da hatırladık. 19'dayız. Hangisi araçlar için durmaya örnektir? Park etmek, kırmızı ışıkta beklemek, yolcu indirmek ve bindirmek, yük boşaltmak için beklemek. Doğru cevabımız B şık olacak değil mi? Kırmızı ışıkta beklemek. Bu durmaya örnekti. Daha önceki soru videolarında durma, duraklama ve park etmeyi sınavda sorduklarını size söylemiştim ve gerekli açıklamayı da yapmıştım. Dinlemeyen, bakmayan arkadaşlar mutlaka geriye dönük soru videolarına bakmaya çalışsınlar. Şimdi kırmızı ışık yanında durdum, bu durmaydı. Önümdeki araç birden durdu. Ben de durdum, bu durmaydı. Yani biz burada neyi arayacağız? Trafik zorunluluğu arayacağız. Trafik polisi dur dedi, durdum. Bu yine durmaya örnekti. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağ dağınık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Doğru cevabımız. C şıkkı yağ çubuğu olacaktı. Yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan diyor. Şimdi yağ seviyesi ne altı, ne aşağıda olacak ne de yukarıda olacak değil mi? İki çizginin arasında olacaktı. Aşağıda ise düşük yağ seviyesi diyoruz ve yağ ekliyoruz. Yukarıda ise fazla yağ var diyoruz. Yani tam dolu diyoruz. Biz ikisinin arasında olacak arkadaşlar normaller. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücü yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır? İdari para cezası verilir. Karayolunda araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Şıklar yalnız 1, 1-2, 1-3, 1-2 ve 3. Doğru cevabımız. C şıkkı 1 ve 3 olacak. Şimdi uyuşturucu ve uyarıcı madde alınan kişiler için bu kişilere sürücü belgesi verilmiyor ve uyuşturucu kullandıklarından şüphelendiğinde de sağlık muayenesine tabi tutuluyorlar. Tespiti halinde sürücü belgeleri geri alınıyor arkadaşlar. Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar mı peki? Sınavda bu şekilde söylüyor. Hayır, böyle bir şey yok. Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınmıyorlar. Yok öyle bir şey. Ve sürücü uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa o sürücü araç kullanmaktan da men ediliyor. Hatta men sorularından bir tanesi de şu anki söylediğim olacaktı. Peki hocam en sağ şeritten gitme koşuluyla araç sürmelerine izin verilir mi bu tarz kişilere? Hayır, ne demiştik? Bu kişilere sürücü belgesi verilmez demiştik. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kaza zede hangisidir? Açık karın yarası olan, ayağı kemiği kırık olan, bilinci yerinde olmayan, solunum yolu zehirlenmesi olan. Doğru cevabımız. B şık olacak, ayak kemiğe kırık olan. O en son taşınabilir çünkü onun bir hayati tehlikesi yok ama diğerlerinin var. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Dinamo, vites kutusu, motor, diferansiyel. Doğru cevabımız. C şıkkı motor adı veriliyor arkadaşlar. Bakın yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere biz diyoruz. Bir de araçlarda gücün kaynağıydı. Güçlü motor diyorduk değil mi biz? Motor için aktarma organlarına güç veren hangisidir derdi? Motor derdik. Araçlarda gücün kaynağı hangisidir derdi? Motor derdik arkadaşlar. Araçların orijinal sistemlerine yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile hangisi amaçlanır? Gürültü kirliliğinin azaltılması, trafik yoğunluğunun azaltılması, temiz olmayan yakıt kullanılması, kazalara karşı güvenliğin artırılması. Doğru cevabımız. A şıkkı olacak, gürültü kirliliğinin azaltılması. Şimdi egzoz susturucusu diyelim. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan parçaya biz egzoz susturucusu diyoruz. Bu şekilde de sorabiliyorlar. Tekrar söylüyorum. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan parçaya biz egzoz susturucusu diyoruz. Araçtan egzoz susturucusunun çıkartılması gürültü kirliliğini artırıyor. Egzozdan fazla ses çıkıyorsa eğer de şunu bilin.
egzoz susturucusu deliktir arkadaşlar. Egzozdan fazla ses çıkıyorsa egzoz susturucusu da deliktir. Bunu da unutmayın. Geçiş üstünde bulunan bir aracın duyulur veya gönderi işareti alan araç sürücüsü yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? Ambulansa eskortluk yapmak, taşıt yol üzerinde yer açmak, bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. C şıkkı 2 ve 3 olacak. Geçiş üstünde olan bir araçtan bahsediyoruz. Ambulans değil mi? Ne yapacağız? Hemen yol üzerinde yer açacağız. Farmar sistemi veya sol şeridi açacağız. Ve derhal kavşağı boşaltmamız gerekiyor. Ambulansa eskortluk yapılmaz. Ve siz ambulansın içerisindeki kişinin ambulansa yol vermezseniz eğer ambulansın içerisindeki kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilirsiniz. İşte o zaman da bu birey hakkına giriyor. Kimin? Ambulansın içerisindeki o bireyin hakkına girmek oluyor. Şekil 2 gibi döner kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Hatta oraya biz sonra bir tane bir araba daha ekleyelim. Bakalım o zaman geçiş sıralaması nasıl olacak? Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız. 5 şıkkı olacak. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü döner kavşakta herhangi bir ışık, levha bir şey yok değil mi? O zaman döner kavşakta bulunan araç ilk geçer diyoruz arkadaşlar. Ha oraya bir tane daha kırmızı renkli bir araç çizdim. Onu da 3 nolu araç diye belirttim. Şimdi sıralama nasıl olacak? Ne demiştik? Döner kavşakta bulunan araç ilk geçer demiştik. O zaman 2 nolu araç ilk geçiyor. 1 nolu araç ve benim şu anda çizdiğim 3 nolu araç ikisi de düz gitmek istiyor. Hemen sağdakine yol verme kuralını hatırlıyorsunuz. 1 nolu aracın sağında kalan 3 nolu araç geçer diyorsunuz. 2 ilk geçer dedik. 3 de ikinci geçer olduğuna göre 1 nolu araç en son geçiyor. Sıralama 2, 3, 1 şeklinde. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması trafiğin hızlanması işaretidir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. E şıkkı olacak. Trafiğe hızlan. Yani karşıdan biri geliyor çok da yavaş geliyor. Ya hızlanızdan hadi hızlanızdan ne yaparsınız? Elinizi yine bu şekilde olduğu gibi ileri ve geri olarak hareket ettirirsiniz seri bir şekilde. A şıkkı yavaşla yavaşla. Bakın yavaşla diyoruz değil mi? Yavaşlatma. C şıkkı sağ yanaşmadır. Trafik görevlisi sağ elini sağ tarafa doğru yöneltmiş. Sağ yanaş diyor. Sol elini yukarı kaldırmış. Yani dur diyor. Yani sağ yanaş ve dur diyor. D şıkkı geceleyin dur işareti. Hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi. Doğru cevabımız. B şıkkı dolaşım sistemi olacaktı. Vücudun tamamında tüm vücutta faaliyet gösteren dolaşım sistemiydi. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sisteme biz dolaşım sistemi diyoruz. Bir de bunun merkezini soruyorlar. Dolaşım sisteminin merkezi kalp arkadaşlar. Peki kalp nerede bulunuyor diyor milletim. Kalp göğüs boşluğunda bulunuyor. Orada sindirim sistemi var. Merkezi mideydi. Çok yedim, sindiremedim. Midem şişti diyorduk hatırlıyor musunuz? Sindirim sisteminin merkezi mide. Boşaltım sisteminin merkezi böbrekler. Solunum sisteminin merkezi akciğerde. Sınavda karaciğeri de veriyor. Dikkat edin heyecandan yanlış işaretlemeyin. Akciğer olacaktı. İlk yardımdan eksik olanlar ilk yorumda 125. İlk yardım sınav sorusu linki var. Ona mutlaka bakın. Eksiğiniz varsa mutlaka ama mutlaka bakın. Soru kaçırmayın ilk yardımdan. Hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? Tuzlu ayran içirmek, soğuk ortamdan uzaklaştırmak, vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak, hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak. Doğru cevabımız. 5 şıkkı soğuk ortamdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Önce ılık olacak arkadaşlar. Direkt sıcak olmayacak. Önce ılık bir ortama almanız gerekiyor. Hangisi araçla sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır? Şarj sistemi, soğutma sistemi, direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi. Hatta bir de bunun elemanı vardı. Önemliydi. Ona da değineceğiz. Doğru cevabımız.
D şıkkı süspansiyon sistemi. Bakın sürüş konforunu iyileştirmek için diyor. Yol üzerinden kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatan sistemi biz süspansiyon sistemi diyoruz. İki tane elemanımız var. Helezon yaylar ve amortisörler. Amortisörler bizim için bir tık daha önemliydi. Neden? Çünkü tanım olarak geliyor diyordum. Hatırlıyor musunuz? Yay salınım süresini kısaltan parça eşittir amortisör. Yay salınım süresini kısaltan parça eşittir amortisör şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. O da tanım sorularında görüyoruz onu da. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Doğru cevabımız A şıkkı, duyu organlarını uyarmamız gerekiyor. Şimdi bayılma neydi? Dolaşım yetmezliği sonucu beynin kansız, oksijensiz kalması nedeniyle geçici, kısa süreli olarak meydana gelen bilinç kaybına biz bayılma diyoruz. Bayılma sonucu hangi sistemin faaliyeti duruyordu? Bir hatırlayalım onu. Sınavda soruyorlar. Hareket sistemi değil mi? Bayılma sonucu hareket sisteminin faaliyeti duruyordu. Yüzde sararma en belirgin belirtisiydi arkadaşlar. Ve bayılan hastanın kendisine gelmesi için de şu anda gördüğünüz gibi A şıkkı, yani duyu organlarını uyarmamız gerekiyordu. Kendine gelince dinlenmesini sağlamamız gerekiyordu. Ve temiz hava almasında fayda var. Neden? Çünkü biz dedi ki bayılma için beynin kansız, oksijensiz kalması nedeniyle gerçekleşen bir olay dediğimize göre temiz hava almasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Yakıt sorularından bir tanesi. Yakıt borularının uzunluğu, yağ filtresinin tıkalı olması, yakıt filtresinin tıkalı olması, hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız. Değişik olacak soru gerçekten de önemli. O yüzden kocaman bir yıldızı hak etti. Yakıt tüketimine sebep olan hava filtresinin tıkalı olması diyorduk değil mi? Bir de şunu bilin. Yüksek devirde araç kullanıyorsanız eğer sizin yakıt tüketiminiz artacaktı arkadaşlar. Ani hızlanıyorsanız, ani yavaşlıyorsanız yakıt tüketiminiz artacaktı. Aracınızın yükü, ağırlığı bunlar yine yakıt tüketimini artıran faktörlerden de. Rölanti devri yüksek ise yakıt tüketimi artıyor diyorduk değil mi? Peki debriyaj balatası eskir mi? Eskir değil mi? Debriyaj balatası eskirse yakıt tüketiminiz artıyordu. Veya işte debriyaj kaçırıyor. Tamam, kaçırıyor. Yine bu da yakıt tüketimini artırıyor arkadaşlar. Araçtan kaynaklanan bir kusur ama sürücüden değil. Buna dikkat edin, olur mu? Debriyaj kaçırıyorsa yakıt tüketimini artırıyor. Bu cepte kimden kaynaklanan bir kusur diyor Milli Eğitim? Araçtan kaynaklanan bir kusur diyoruz. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir. Fren, yakıt, yağlama, soğutma. Doğru cevabımız. A şıkkı, fren, zaten ABS fren sistemi diyoruz. Geçmekte olan araç sürücüsü hangisi yapmalıdır? Hızını artırmalıdır. Bulunduğu şeridi izlemelidir. Öndeki aracı geçmeye çalışmalıdır. Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Doğru cevabımız. B şık olacak, bulunduğu şeridi izlemeli. Şimdi arkamda bir araç var. Beni geçmek istiyor. Ben bunu fark ettiysem eğer hızımı artırmıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hızımı artırmıyor. Adam beni sollamak istiyor değil mi? O zaman bırakın sollasın. Yani hızınızı artırmıyorsunuz. Ve ondan önce davranarak kendi önünüzdeki aracı geçmeye çalışmayın. Çünkü her an karşıdan bir araç gelir. Allah korusun, feci bir kaza meydana gelir. Ve dönüş lambaları geç işaretine kullanılmıyor. Yani sinyalle hadi geç. Yani deniliyor ya, işte trafikte de var, görüyorsunuzdur bunu. Bunlar yasak arkadaşlar. Bu yapılmıyor. Ben ne yapacağım? Araç beni soluyor değil mi? Fark ettim. Ha, o zaman hafif yana hafif sağ tarafa doğru yanaşırım. Bakın bu sağ şeride geçmek değildir. Hafif sağa doğru yanaşırım. Hızımı normal tutarım veya hafif şöyle frene basarım. Hani o geçsin diye. Yani onun geçişini kolaylaştırırım, zorlaştırmam. Kontrollü demir yola geçiden yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir? İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Bariyer inmekteyse dikkatli ve hızlı geçmeli. Hızı azaltıp bariyerin izin vermesi halinde ve başka bir tur emri de yoksa uygun hızla geçmeli. Doğru cevabımız. D şıkkı olacak, hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde ve başka da bir dur emri yoksa uygun hızla geçmesi olacaktı. Hatta bununla alakalı animasyon sınav sorusu var arkadaşlar. Yine bir demir yolundasınız.
Şöyle kısaca anlatayım. Demir yoldasınız. İki tane araç var arka arkaya. Arkadaki araç öndeki araca korna basıyor. Selektör yapıyor. Yani neyin doğru olduğunu soruyor aslında sınavda. Bunlar yapılmaz. Demir yolu geçidindesiniz değil mi? Önünüzdeki aracı sollamak yanlıştır. Onu korna çalmak, selektör yapmak veya aracı o aracın üzerine doğru sürmek. Yani onu sıkıştırmak. Bunlar yapmak yanlıştı. Araçta yeni motorun alıştırılması rodaj döneminde hangisine uyulmalıdır? Fazla süratten kaçınılmalıdır. Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır. Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Doğru cevabımız. A şıkkı fazla süratten kaçınılmalıydı. 37. Şekil ilgili trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? Virajlı, kasisli, eğimli, kaygan. Doğru cevabımız. D şıkkı kaygan yol levhasıydı ve bu tarz yerlerden geçerken hızımızı artırmıyoruz. Yol kayıyor değil mi? Bakın ezber yapmayın. Kaygan bir yoldan bahsediyoruz. Ani fren yapılmaz arkadaşlar. Karlı, buzlu, kaygan, yağışlı yollarda ani fren yapılmaz. Dikkatle gidiyorsunuz, kontrolle gidiyorsunuz, hızlanmıyorsunuz. Ve önünüzdeki hani bu tarz yerlerden geçerken de sollama yapmaktan da kaçının. Trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir? Kural ihlallerine, tehlikeli davranışlara, güvenli sürücülük yeteneklerine olumlu yönde etkilemeye. Şıklar 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. A şıkkı 1, 2 yani kural ihlallerine ve tehlikeli davranışlara yol açabilmekte. Öfke duygusundan bahsetmiştik. Güvenli sürücülük yeteneğini olumlu yönde etkilemez. Kişi öfkeli yani olumsuz olarak etkiler. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalı? Aynı daha büyük daha küçük önemli değil. Doğru cevabımız. A şıkkı aynı olacaktı. Peki araçta yanmış sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirirsek veya bir tel buldum aldım etrafını sardım yani telle sararsak neye neden oluyoruz biz? Elektrik tesisatın yanmasına neden oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden aynı amper değerinde olacaktı. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Ani fren yaparak durmaya çalışması, takip mesafesini azaltması, takip mesafesine uyması, takip mesafesini artırması. Doğru cevabımız. D şıkkı takip mesafesini artırmakta fayda var. Bakın buzlanma, kaygan, yol hani bu tarz yerlerde kışın mesela değil mi? Karlı yerlerden takip mesafesini artırın konuşamadım. Bir an söyleyeceğimi toparlayamadım daha doğrusu. Takip mesafesini artırmanızda fayda var. Ve şunu bilin. Sınav sorusu ne olursa olsun takip mesafesi hiçbir şekilde azaltılmıyor arkadaşlar. Unutmayın olur mu? Hiçbir şekilde takip mesafesi azaltılmaz. Bunu unutmayın. Gördüğün zaman hatta hemen eleyin. Şimdi takip mesafesini azaltmak ve artırmak ne demek? Hocam ben karıştırıyorum diyenleriniz var hemen söyleyeyim. Önümde bir araç var. Şu anki olduğu gibi buzlanmanın olduğu bir yolda gidiyorum değil mi? Aracım kayabilir mi? Kayabilir. Ha o zaman dikkatli gitmem lazım. Önümde bir araç var demiştim ya. O önündeki araç ile olan o takip mesafesini açmam lazım. Yani araçtan biraz uzaklaşmaya biz takip mesafesini artırmak diyoruz arkadaşlar. Siz önünüzdeki araca yakınlaşırsanız eğer bu takip mesafesini azaltmak olacaktı. Ve yine söylüyorum takip mesafesi hiçbir şekilde azaltılmazdı. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem hangisidir? Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Doğru cevabımız. C şıkkı boşaltım sistemi olacaktı. Peki merkezi neydi boşaltım sisteminin? Böbreklerde. Orada sinir sistemi var. Sinir sisteminin merkezini de soruyorlar. Bakın sinir yani beyin arkadaşlar. Sinir sisteminin merkezi beyindi. Hareket sistemi kemikler, kaslar ve eklemlerden oluşuyordu. Dolaşım sisteminin merkezi neydi? Biraz önce söylemiştim. Kalpti değil mi? Harikasınız. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi hangisi olabilir? Diferansiyel arızalıdır, buje kabloları gevşektir, yağ pompası arızalıdır, akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Doğru cevabımız. Değişik olacak marş motoru yavaş dönüyor. O zaman kutup başları gevşedi veya oksitlendi diyoruz.
Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın, İl Trafik Komisyonu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün alanına giriyordu. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Şöyle dikkatli bakalım. 3 numaralı araca yol verip 2 numaralı araçtan önce dönmeli. 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli. Diğer araçların durmasını sağlamalı. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hadi dikkatli bakalım. 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapacak? Doğru olan cevabımız B şıkkı. 2 ve 3 nolu araçların geçmesini bekleyecek. Bakın orası bir kontrolsüz kavşak değil mi? Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip diyorduk. Motosiklet sürücüsü dönüş yapmak istediği için en son geçiyor. Yani diğer araçların geçmesini beklemek zorunda. Peki 2 ve 3 nolu araçlar var. Hangisi ilk geçecek? İkisi de düz gitmek istiyor demiştik. Hemen sağdakine yol verme kuralını hatırlıyorsunuz. 2 nolu aracın sağında kalan 3 nolu araç ilk geçer diyorsunuz arkadaşlar. Sıralamayı sorarsa milletim 3, 2, 1 şeklinde cevabı verirsiniz. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması hangisinin arızalı olduğunu gösterir? Radyatör, termostat, yağ filtresi, devir değil mi pompası? Doğru cevabımız. B şıkkı, termostatın arızalı olduğunu düşünürdük. Çünkü motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşıyor. Hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Kazazede hareket ettirilmesi, çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi, eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Doğru cevabımız. C şıkkı, çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi gerekiyordu. Bakın çıkıktan bahsediyoruz. Hareket ettirilmiyor. Çıkık uzman ol, hele ki uzman olmayan kişilerce yerine oturtulmaya çalışılmıyor. Hangisi akünün görevlerinden biridir? Yüksek voltaj üretmek, motor suyunu soğutmak, karbüratöre yakıt göndermek, marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek. Doğru cevabımız. Değişik olacak, videonun başında da söylemiştim. Marş motoruna ilk hareket için neyi vermekti? Elektriği vermekti. Hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? Sürücü belgesi, araç bakım kartı, araç teşhir belgesi, nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız B şıkkı, araç bakım kartı değildi. Devam ediyoruz. Vücut dokularını oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanların taşıyarak yeniden geriye toplayan sistem hangisidir? Hangisine ait diyor? Hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Doğru cevabımız. C şıkkı, dolaşım sistemi olacaktı. Tüm vücutta, vücudun tamamında faaliyet gösterirdi. Geceliğin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün hangisi yapması doğrudur? Arkadaki araç sürücüsüne sinyale geç işareti vermesi, hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması, uzay gösteren lambaları yakması, taşıt yolunun sonuna yaklaşması. Doğru cevabımız. B şık olacak. Yine burada mantık aynı. Gece gidiyor, arkasında bir araç var, onun geçme uyarısını aldı. Hızını sabit tutar veya yavaşlar. Ama hızlanmaz. Geceliğin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak. 51. sorunun cevabını sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bana destek olmak adına hemen aşağıda teşekkürler butonu var. Ona basarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.